İstiklal Marşı'nın bestelenen ilk iki kıtasında toplam kaç tane nokta 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 kolay seviye 4000, orta seviye 15000, zor seviyedeki soru 35000 lira değerinde. Niye kolay soruyu seçtiniz? Neyse. Sorumuz şöyle. İstiklal Marşı'nın bestelenen ilk iki kıtasında toplam kaç tane millet kelimesi vardır? 1, 2, 3, 4. Direkt söyleyelim, evet. Aynen. Korkma, sönmez bu şafak. Bardağı yüzen alsancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten de sen ocak. O benim milletimin üstünde tüten ocak. Evet. Sonra devam. Evet, devam. Bir tek o, ya yapma. Hadi, tamam. Sönmeden yurdumun. Şimdi marşı isterseniz söylemeden okuyun ki tamam. Biz de hazır ol da işte, o zaman da şey var işte. Tamam, korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Üstüne tüten en son ocak. O benim... Milletimindir ancak. Evet, kaç tane oldu şu an? İki tane oldu. Bir dakika, siz ezbere biliyorsunuzdur. Evet, tamam, biriniz okuyun, evet. Biriniz de milleti. Tamam, i̇şte. Hadi. Tamam. Ben mi okuyayım, sen mi okuyayım? İkimiz de birlikte okuyalım, fark tamam. Etmez. Hemen yapalım. Korkmaz. Korkmaz, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden milletimin üzerinde yüzen alsancak. O benim milletimindir. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Tamam, evet. Devamı. O benim milletimindir ancak. Evet, yıldızdır parlayacak. Yıldızdır parlayacak. O benim milletimindir ancak. Giderim bir o çekten. Ya gerçekten çok farklı o ve ben gerçekten inanamayacağım kendime bunda. Şu anda hakikaten hatırlamamak bile. Lütfen son şey yapalım. Şey değil şimdi ya. Ben size şunu söyleyeyim mi? Bir saniye. Şimdi tabii bunu insanlar izleyecekler. Evet, ben gerçekten... sizi de eleştirmelerini istemiyorum. Ben de. O yüzden ciddi bir şekilde biriniz okuyun, evet. Diğeriniz tutun çünkü... Yanlış söylüyorsunuz kelimeleri. Yani siz bilirsiniz, istiyorsanız bu şekilde cevabınızı verip ben istiyorsanız doğru düzgün okuyun. Biraz böyle maç şeklinde. Beraber yoksa... falan okuyacak bir şey yok ya. Korkma. Korkma. Sönmez. Ya işte öyle oluyor şu an. Siz gerçekten o biraz çok heyecanla gerildim. Çıkıyor aynen şey öyle. Olduğu için. İkisi de mi bilmiyor yani, ben anlamıyorum. İşte burada tıkandık sonra. Evet. O benim. İster istemez. Diyorum ben şu an. Gerçekten çok gerildim ve niye böyle olduk ben şu an ben hiç anlamıyorum yani. Ben de kilitlendim ya. Hiçbir şey aklıma şu gerçekten. Anda sıfırlandık. Of. Ya o kadar şu an şey olduk ki ben anlayamıyorum yani. O benim milletimin. Hayır şey olacak o benim... ne var hayatım yani İstiklal Marşı'nı. O yüzden evet. Zaten. Bir tamam zaten evet, bir sakin olun. Ben de sizi uyardım, sakin olun, bir sakince okuyun dedim. Yavaş yavaş okuyalım, bir dakika. Ben içinden tamam. İstersen sesi yavaş tamam. Yavaş ben okuyayım. İçinden değil, direkt dışından söyle ki ben de sayayım o zaman. İşte sıkan başını sen insan unutabiliyor burada. Yani inanamıyorum, gerçekten inanamıyorum. Benim için utanç kaynağı şu an. İnsanı resetleniyor. Şu an iki saydım ben, iki saydığımız şekilde. Atacak. Sönmeden yurdumun üstüne tüten en son ocak. O benim milletimindir ancak. İki tane sen saydık. O benimdir. Milletimindir ancak. Şu an iki. Sende kaç tane? Yok, toplamda aslında ben dört tane diye hatırlıyorum. Evet tamam söyle. Bileyim tamam. Hangisi. İlk kıtada. Evet. Korkma sönmez. Korkma sönmez. Alsancak. Yüzden alsancak. O benim milletimindir ancak. Evet. İki tane o var, benim milletimindir. Milletimindir ancak. Evet, iki şu iki an. İki tane var. Bir tane de ikinci kıta da vardı hatırlıyorum. Hangi ikinci kıtayı söyle o zaman. Net hatırlamıyorum. Sen de çıkıyor musun? Şey? Alayım cevabınızı. Cevabımızı ortak bir şey söyleyelim evet. O zaman. Hangi bir şey söyleyelim? Yani ben ikitesiniz ama öbür evet. O zaman üç diyeceğiz çünkü yani. Cevabınızı almak zorundayım. Evet. Birlikte cevabımız ne söylüyorsun? Bana söyle. Üç diyelim zaten. Tamam cevabımız üç. Üç. Yani inanamıyorum gerçekten. Kendime de inanamıyorum şu an. Yani ben de açıkçası size hiçbir şey söylemek istemiyorum. Gerçekten. İstemedim yani de. Yani şu an inanamadım. Ama ben sizden sadece İstiklal Marşı'nı okumanızı şey istedim. İşte gerçekten hakikaten farklı bir konum.
Yani o gerçekten anlayamıyorum şu an. Benim için utanç kaynağı. Tarifi yok şu an. Hakikaten tarifi yok yani. Ya benim için utanç kaynağı. Biriniz okuyup biriniz saysaydınız belki bu kadar çok karıştırmayacaktınız. Ama hani ben de sizden şöyle hani korkma, sönmez şafaklarda yüzen al sancak diye başlayıp böyle bir okumanızı isterdim açıkçası. İstiklal Marşı'nın bestelenen ilk iki kıtasında toplam kaç tane millet kelimesi vardır diye sorduk. Siz 3 dediniz. Doğru cevap 3. Benim daha önceden de aklımda kalan şey yani, vardı ya. İlk yok, kıtı kırada iki tane millet geçtiği gerçekten aklımda yani vardı. Burada okuyamamak tabii ki çok farklı beni bir, şu an çok şey. Mutsuz etti yani. Yani gerçekten bizim için yani, büyük bir sıkıntı yani. Çok ayıp bir şey yani. Çok ayıp bir şey. Ama gene de hani ışık altında, kamera karşısında insan ister istemez ya tabii ki öyle şey ama bence bu işte onu söyleyecek tabii ki evet o var. Ama başka bir soruda olsaydı bunu rahat rahat diyebilirdim ya. İşte burada gerildim vesaire ama bu yani bana saygısızlık geliyor. O yüzden. Yok ya kendi milli değerlerimizle ilgili soruları evet. Hiç düşünmeden bile cevap vermemiz kesinlikle. Gerekiyor aslında yani baktığınız kesinlikle. Zaman. Ben bu konuda yorumsuz kalacağım ama gerçekten İstiklal Marşı'nı okuyamayan iki yarışmacı beni hiç bak yani oturup şurada ağlayabilirim. Soru ödülünüzün değeri 4000 liraydı. Şu an kasanızda 22.500 liranız var. Geldik 8. sorumuza. Türkiye'den çıkarken hangi sınır kapısından geçildiğinde nokta nokta nokta. Kolay seviye 5000, orta seviye 20000, zor seviyedeki soru 50000 lira değerinde. Pınar orta seviyedeki soruyu görmek istedi. 20000 lira değerinde. Sorumuz şöyle. Türkiye'den çıkarken hangi sınır kapısından geçildiğinde İran'a giriş yapılmış olur? Gürbulak, İpsala, Sarp, Hamzabeyli. Ben şöyle söyleyeyim. İpsala, Edirne'de. Edirne, evet. Hamzabeyli ile bildiğim kadarıyla ya Suriye ya İran olması lazım. Ama tam emin değilim, gene konuşuruz. Gürbulak, Gürcistan tarafı diye biliyorum. Sarp da yine en doğuda. Yani bu... Ben Sarp, neyse Irak vesaire diye hatırlıyorum. Yani... Ya da o konuda bir fikrim yok. Şey olarak ne olan? İpsala zaten imkansız olamaz. Hamza Beyli'ye yakınım ama Sarp da aslında bana yakın geliyor. Sarp da yakın geliyor. O yani zaman... sen ne düşünüyorsun? Gürbulak hakkında emin değilim. Gürbulak ben doğuda bu Ermenistan, Gürcistan sınırı o tarafta diye biliyorum. İpsala zaten değil diye biliyorum. İşte Hamza Beyli. Diye Gaziantep civarında tam net hatırlamasam da birlikte o civarda çıkış ama işte o arada excuse me boss you have a text message İran'da var diğer diğer tarafta Sarp ve Hamza Beyliğin arasındayım. Sen hangisini söylemek istersin? Yani ortak bir paydada buluşacağımız için zaten ben de ikisinin arasındayım. Ama Hamza Beyli bildiğim ama tam emin olamadığım bir şey. Çünkü şimdi emin olmak istiyorum. Sen hangisine daha yakınsın? Sarp da bana yakın geliyor ama böyle sanki İran cevabınızı alayım değil gibi geliyor yani. Ben Hamza Beyli taraftarındayım. Ben. Ortak kararımızı vereceğiz sonuçta. Cevabımız ya Irak ya İran. Cevap vermezseniz yanlış kabul edeceğiz. Cevabımız Hamza Beyli. Türkiye'den çıkarken hangi sınır kapısından geçildiğinde İran'a giriş yapılmış olur diye sorduk. Siz Hamza Beyli dediniz. Doğru cevap Gürbulak olacaktı. Hamza Beyli Bulgaristan. Böylelikle üçüncü yanlışı da yapmış oldunuz. Sağlık olsun. Maalesef Pınar Sarıkaya ve Mete Atakan'ı buradan hiç ödül almadan gönderiyoruz. Güven bana sıradaki yarışmacılarla devam ediyor. Teşekkürler.